Yıl 610. Yer Mekke-i Mükerreme. Kainatın efendisi 40 yaşında ve Hira Nur mağarasında tefekkür halinde. Son 3-4 yıldır sık sık geldiği mağarada Rabbini ve insanlığı düşünmekte. Vahiy meleği yıllardır yeryüzünün özlediği, yeryüzünün beklediği İslam güneşini, İslam nurunu Allah'ın Resulüne getirmekle meşgul. Ve Ramazan-ı Şerif'in 16'yı 17'ye bağlayan gecesinin seher vaktinde vahiy meleği Cebrail aleyhisselam kendi asli suretiyle kainatın efendisinin karşısına geçer. İkra ya Muhammed der. Oku ey Muhammed. Allah'ın Resulü ma ene biqari'in diye cevap verir. Ben okuma bilmem kim. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam kainatın efendisini alır, takatı kesilinceye kadar sıkar, bırakır ve tekrar ikra ya Muhammed der. Yine Allah'ın Resulü ma ene biqari'in diye cevap verir. Bu hal 3 defa devam eder ve Cebrail aleyhisselam 3 defada da Allah'ın Resulünü alır, takatı kesilinceye kadar sıkar ve bırakır. Ardından şöyle devam eder. İkra bismi rabbikellezî halak. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Oku, seni yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yaratmıştır. Oku, insana bilmediklerini öğreten, kalemle yazı yazmayı öğreten Rabbin ne büyük kerem sahibidir. Bu şekilde Alak suresinin ilk 5 ayetini Cebrail aleyhisselam kainatın efendisinin kalbine nakış nakış işlemiştir. Nakış nakış vahyetmiştir. Ve Cebrail aleyhisselam kaybolur, uzaklaşır. Allah'ın Resulü bu halde heyecanlanmıştır, korkmuştur. Ne olduğunu anlayamamıştır. Daha önce hiç karşılaşmadığı biriyle, bir varlıkla ilk defa karşılaşmış, onun verdiği heyecanla oradan ayrılmak istemiştir. Ve dağdan inmeye başlar. Efendimiz doğruca mübarek evine gider. Kainatın efendisi hane-i saadetine ulaşır. Ve annemiz Hazreti Hatice'ye Desturuni, beni örtünüz, beni örtünüz diye hitap etmiştir. Hazreti Hatice annemiz bakar eşinde daha önce görmediği bir hal, bir korku, bir heyecan vardır. Hiçbir şey sormaz ve onu örter, dinlenmeye terk eder. Allah'ın Resulü bir süre dinlenir, kendine gelir. Annemiz Hatice yanı başına gelir ve ya Muhammed, ne oldu, neler geçti başından, bana anlatır mısın diyerek tatlı bir ses tonuyla kainatın efendisinden başından geçenleri dinlemek isterim. Bunun üzerine kainatın efendisi Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ey Hatice'm, daha önce görmediğim bir varlık karşıma dikildi ve bana ikra dedi. Sonra takatım kesilinceye kadar beni sıktı, bıraktı, tekrar oku dedi. Tekrar sıktım. Adeta kemiklerim birbirine geçecekti. Bu derece sıktı beni. Bu hal 3 defa devam etti. Ey Hatice'm, vallahi kendimden korktum. Bana şeytan ya da cinnin musallat olmasından korktum der. İşte o zaman Hatice annemiz, o büyük ve bilgin kadın, işte tecrübeli annemiz, mübarek eşini şöyle teselli eder. La tahzan ya Muhammed. Üzülme ey Muhammed. Allah seni korur, muhafaza eder. Rabbim seni zayi etmez. Sana şeytan ya da cinni musallat etmez. Çünkü sen sözün doğrusunu söylersin.
Çünkü sen emanete riayet edersin. Ben bilirim ki sen yakın akrabanı gözetirsin. Fakire, fukaraya, düşküne her daim yardımcı olursun. Böyle güzel ahlak sahibi olan birine Allah şeytan ya da cinni musallat etmezdi. Evet dostlarım, bunları söyleyerek Hatice annemiz mübarek eşini, kainatın efendisini teselli eder. Bu şu demektir değerli dostlar. Bir kimsem yalan söylemez, emanete riayet eder, yakın akrabasını gözetir, düşküne, fakire yardımcı olursa Allah ona bela vermez, Allah ona musibet vermez, Allah ona şeytan ya da cinni musallat etmez demektir. Yani Cenab-ı Mevla onu sigortalar demektir. Aynı zamanda eğer malınızı sigortalamak istiyorsanız zekatınızı vereceksiniz. Sağlığınızı, çoluğunuzu, çocuğunuzu sigortalamak istiyorsanız sadaka vereceksiniz. Çünkü bir hadis-i şerifte Cenab-ı Peygamber şöyle buyuruyor. Hassinu emvalekum biz zekati ve davu emradakum biz sadakati. Mallarınızı zekatla koruyunuz. Sağlığınızı da sadaka ile koruyunuz buyurmuştur Cenab-ı Peygamber. Rabbim bizleri malının zekatını, sadakasını verenlerden eylesin inşallah.